Merhaba. Henüz bugün tamamlanabildi aracım. Yıkatamadım. Temizliğini yaptıramadım. Gene de size tanıtmak istiyorum. Ne yaptık, neler yaptık bu karavanda farklı. Öncelikle dışından bahsedeyim. Dışında bir tentemiz var. 3 metrelik. Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bir dış aydınlatma var. Dış aydınlatma. Ben yaptım bunu. Öncelikle bunun iç kısmından delindi. Kablo içten verildi. Ona dikkat ettim. Çünkü kablonun dışarıda kalması iyi bir şey değil. Güneşle o kötü olabiliyor. İkinci olarak arkadaşlar içine su geçirmez led yaptım. Ve tenteye vuruyor. Yani çok yukarı ışık vermiyor. Ben fizikçiyim. Astronomiyle uğraşanlar bilir. Işık kirliliğine dikkat etmek gerekiyor. Ve yani gökyüzünü aydınlatmasının kimseye bir faydası yok. Işığın aşağı inmesi lazım. Onun haricinde bu araç minibüstü. Orijinal İtalyan minibüs. O yüzden dikkat ederseniz burada çok değişik bir havalandırması var. Bu cam orijinal. Arabanın çoğu parçası orijinal. Sadece önde şuradan ufak bir kazası var. Trameri 4000 TL. Üst tarafta 3 fanlı havalandırma var. Klima. Çok büyük bir klima. Buraya stepne gelecek. Stepnesi hazır. Sonra kilitlenebilecek. Burada merdivenimiz var. Merdiven tavana çıkmak için. Güneş panellerinin silinmesi için. Burada dış elektriği görüyorsunuz hemen altta. Burada tavan tuvalet havalandırması var. Aracımız bu şekilde. Bu arada arkayı açmamışım. Dış duş orada. Su dolu mağazımız burada. Hemen iç kısma doğru geçelim. Arkadaşlar pek çok araçta ruhsat 2+1 olur. Çünkü minibüslerin standardı 2+1'dir. Bu araçta 4+1. Ha burada illa birilerinin seyahat etmesi zorun değil. Ama olur da birilerini alırsanız polis sizi durdursa bile ceza yemezsiniz. Ayrıca şaseye bağlantılı emniyet kemerleri olduğu için taşıdığınız insanlar da güvenle seyahat etmiş olur. Burada iç kısımda bu orijinal şeylerini kullandım. Bunlar astarlı boyayla boyandılar. Şöyle cepler var dikkat ederseniz. Arabada pek çok cep var. Şu alt tarafa bile cep yaptım. Burayı bile değerlendirdim. Burada bir taban aydınlatmamız var. Çok güzel. Burada da aydınlatmamız var. Şöyle gördüğünüz gibi burayı açtığınız zaman da güzel bir süzme ışık geliyor. Burada 65 litre buzdolabımız var. Krem rengine boyandı. Şu kirlere aldanmayın arkadaşlar. Burada kapaklı prizimiz var. Banyo tarafında kapaklı priz tercih ediyorum. Vico marka. Burada ikili domino ocağımız var. Burada güzel bir bataryamız var. Bataryayı da kalitelisinden aldım. Burada küçük baharatlıklarımız var. Elektrik sistemimiz bu şekilde. Bu tay tüyüdür arkadaşlar. Kir tutmaz ve güzel bir deseni var. Bu şekilde bir kaplaması var. Burada kontrol panelleri var. Lambalar buradan açılıp kapatılabiliyor. Gördüğünüz gibi sigortalarımız var. Hepsi ulaşılabilir bir yerde. Dayı 2000'lik ısıtıcımız var. Yerli üretimdir bu. Koltuklar sıfır kaplandı arkadaşlar. Mobilyaların renginde ve iç kısma uyumlu bir şekilde. Buraların böyle baklava dilim olması sizi az terletiyor. Aklınızda bulunsun. Şu kısım da kaplatıldı. Niye gelmiyor bu ya? Ah, biraz sıkışmış. Şöyle açılıyor. Hani olur da kullanırsanız diye. Perdeler blackout. Bursalı çok ünlü bir üretici sağ olsun hediye etmişti bana. Arkadaşlar kesinlikle ışık geçirmez. Yani şöyle tutayım. Bakın. Şu an hiç ışık gelmedi. Bunun zaten kontrolü bu şekilde yapılıyor. Bütün perdeler blackout perde. Maviyi ben çok seviyorum. O yüzden koyu mavi tercih ettim. Onun haricinde akü invertör grubumuz burada. Şöyle göstereyim. 200 amper jel akümüz var. Gördüğünüz gibi sigortası var. Hemen akü çıkışında invertörümüz var. MPPT'miz var. Orada pako şalterimiz var. Masa aşağı iniyor. Burası da bir yatak oluyor. Onun haricinde arkadaşlar. Burada çekmecelerimiz var. Gözlerimiz var. Burada başüstü dolaplarımız var. Klimanın menfezleri var. Arkadaşlar bu çok önemli. Klimanın çıkışlarını ayarlamanız lazım. Öbür türlü size çok fazla hava vuruyor. Mesela burada şuraya vurması bir işe yaramaz. Bunu ne yaparsınız? O zaman şu tarafa doğru çevirirsiniz.
Anlatabiliyor muyum? Ya da aşağı yukarı verirsiniz. Aydınlatmalarımız bu şekilde. Ayrıca spotlarımız da var. Şu an onları çalıştırmadım. Kapıda pek çok eşya koyma yeri var. Aşağı kısımda da var. Buranın süngeri var, mavi. Onu getirmemiştim. Bu şekilde. Orada da USB'li prizimiz var. Burada dolaplarımız var. Dış elektriğin kablosunu görüyorsunuz. Aşağılarda sarı, yukarılarda beyaz ışık kullandım. Hani gece ya da gündüz fark eder diye. Buradan da bagaja ulaşımımız var. Bagajı biraz sonra göstereceğim size. Burada banyomuz var. Banyo ve portatif tuvaletimiz var. Portatif tuvalet Tedford. 565 en iyi portatif tuvaletlerden biri. Onu da buraya koyacağız. Bu berber bataryası arkadaşlar. Şöyle uzuyor. Duş alırken bazılarını soruyor. Buraya muhakkak bir cep koyuyorum arkadaşlar. O da fiberden. Ne işe yarıyor? İşte şampuanınızı falan koyarsınız, diş fırçanızı koyarsınız diye. Banyomuzun gideri burada. Arkadaşlar araç küçük bir araç. 11,5 metreküp. Herkes soruyor işte banyosu yeterli mi? Benim boyum 183, 182 santim gibi. Kilom da 82. Şu an çok rahat içeride dolaşabiliyorum. Şimdi portatif tuvalet tercih ederseniz eğer bana bazen soru geliyor. İşte portatif tuvalet mi diğer tuvalet mi diye. Portatif tuvalet tercih ederseniz arkadaşlar. Bu arada şu elim değmişken şu alüminyumun da koruyucusunu çıkartayım. Bende böyle bir şey var ya. Düzeltme hastalığı mı dersiniz? Arkadaşlar portatif tuvalet olmasının avantajı şu. Duş alırken onu çıkartırsınız. Özellikle küçük çocuğu olanlar beni daha iyi anlar. Yani çocuğu banyoda yıkarken çok sıkıntı yaşarsınız. Ama onu çıkarttığınız zaman, tuvaleti aldığınız zaman daha geniş bir yer kalır. Çok rahat duşunuzu alabilirsiniz. Banyonun lambasını yakmamışım tabii. Onu da yakalım. Şöyle banyomuzda gayet aydınlık, ferah. Buralarda alüminyum köşeler kullandık. Şuralarda gene tay tüy uygulaması var. Kapımız kendi orijinal kapısı. Yani müdahale etmek isterseniz, sökmek isterseniz çok kolay sökülebiliyor. Bazen arkadaşlar öyle montaj yapıyorlar ki yani onu sökmenize imkan yok. Her zaman sökebilme ihtimalinizin, sökme zorunda kalacağınızı düşünün. Küçük bir tavsiyedir bu benden. Arkadaşlar burayı iptal ettim. Burada normalde şu kadar bir cep var arkadaşlar. Belki bilenleriniz vardır. Hiçbir işe yaramıyor. Yani oraya çok az eşya koyabilirsiniz. Ve bir işe yaramaz genelde. Ama şu an bu şekilde çok daha rahat kullanılabiliyor. Araçta teybimiz var. Geri görüş kameramız var. Aracım orijinal 248 binde olması lazım. Gene yanlış bilgi vermeyeyim size. 254 binmiş. 254 bin. Anaokulu servisi olarak kullanılmış bu. Arkadaşlar bu tavanı da yükseltince çok ferah görünüyor. Yani şöyle şu an bilmiyorum o hissi alabiliyor musunuz? Şurada böyle 5 kişi oturabilsin, seyahat edebilsin dedim. Ama tabii bu arabanın hakkı aslında 2 kişidir, 3 kişidir. Ama bizde bazen şöyle oluyor işte birini bir yere bırakmanız gerekiyor. Yoldan birisini alıyorsunuz, bir yere gidiyorsunuz. Kampa giderken yol arkadaşı almak istiyorsunuz. 2 artı 1 olduğu zaman bunu gerçekleştirmeniz mümkün değil. Ama şu an bu araç 4 artı 1 olduğu için. Bu arada yukarı tavanlarda çam lambiridir, birinci sınıftır, verniklidir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir karavandır. Tabii temizliği yapılacak, şu an temiz değil. Bu araç satılık arkadaşlar. Almak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Muayenesi sıfır yaptırılıp teslim edilecek. Yani muayenesi sıfır. Bu gördüğünüz gibi bir tek temiz, daha temiz bir şekilde yatağa eklenecek. Bu şekilde teslim edilecek. Direksiyonun kılıfı değiştirilecek. Deri özel bir kılıf satın aldım. O diktirilecek. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle küçük araçlar benim favorimdir arkadaşlar. Benim sevdiğim araçlardır. 11,5 metreküpler. Dışından bir daha bahsedeyim. Bagajından bahsetmemiştim. Bagajı da göstereyim. Gördüğünüz gibi kapıda pek çok detay var. Arkadaşlar hiçbir alan boşa geçirilmedi. Yani hiçbir alan ziyan edilmedi. Gördüğünüz gibi. Bu tentenin ayakları.
Bu da tentenin mafsalı. Bagaj kısmında da şöyle küçük bir cep var. Burada da arkadaşlar dış duşumuz var. Şöyle. Şu an suyumuz olmayabilir. Su depomuz dolu değil. Onu da dolduralım. Tüpümüz burada. Şu şekilde takılacak. Tüp de takıldıktan sonra her şeyimiz mevcut. Pis ve temiz su depolarımız. Temiz su depomuz büyük arkadaşlar. Yaklaşık 150 litre olması lazım. Onu bir kontrol ederim. Pis su depomuz ise 100 litre aracın altında. Şöyle. Son bir kez daha gösteriyorum. Videoyu tamamlıyoruz. Kapı elektrikli. Ne işe yarıyor elektrikli kapı olması? Yani en azından daha rahat açılıp kapanıyor. Bazen özellikle yaşlılar varsa, yaşlılar zorlanıyor arkadaşlar. Hanımefendiler zorlanıyor. Şuna matkap ucu. Şuradan düğmesi var. Safkar klimamız. Klimamız çok güzel bir klimadır. Gördüğünüz gibi kapımız kapandı. Yani renk olarak krem tonlarını tercih ettim. Açık renkler daha ferah gösteriyor böyle alanları. Bu araç kişiselleştirildiği zaman, yani size ait küçük detaylar eklendiği zaman çok çok daha güzel görünecektir. Şimdiden yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz, bu boyutta araç bakanlar için de umarım bir örnek teşkil eder. Bana çok soru geliyordu çünkü. 11,5 metreküp ne oldu? Projeniz bitti mi diye. İşte bitmiş halinde gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde. Ha, bu araya stepney takacağım buraya. Stepney'sini takacağım. Stepney'nin kılıfını da ayarladım. Deri bir kılıfı var daha şık görünsün diye. Bu tarz videolar için beni takip edebilirsiniz. Pek çok karavan var arkadaşlar. Sırayla tanıtıyorum hepsini. Burası tam bir karavan showroom'u. İkisinde merak ettiğiniz bir karavan varsa Alcoven ne olur, Amerikan klasiği olur, normal panel van olur, boş panel van olur, 17 metreküp olur, 11,5 olur, 13 olur, 15 olur. Aklınıza ne geliyorsa bizde var. Ticari araçlar da var. Mesela kamyon, tuvalet karavanlar var. Yarım otobüsler var. Boş araç alıp yapmak istiyorsanız elimizde boş araçlar var. Şu an burada göremiyorum. Diğer tarafta olabilir. Lafın özü araç çok. Bir bu kadar da diğer tarafta var. Umarım gönlünüze göre güzel bir karavanınız olur. Yakında burayı açacağız. Açılışı hepinizi davet edeceğim. Duyuracağım buradan. Takipte kalın. Hoşça kalın.